Sayın Ünver, demokratik açılım ya da Kürt açılımı konusunda Türkiye'de 2011 yılında ilerleme sağlandı mı? Hangi noktaya gelindi? Hükümet ilk siyaseti olan Kürt meselesinin tamamen barışçıl yollarla çözülmesi konusunda 2011'de geri adım atmak zorunda kaldı. Bu noktada iki görüş var. Bir görüş eleştiren görüş. Bu görüşe sahip kişiler diyor ki zaten başından beri Kürt açılımı diye bir şey olamazdı. Bu mesele birincil olarak askeri müdahaleyle halledilebilen bir şey. Dolayısıyla hükümet bu noktada zaten bildiğimiz noktaya geri döndü. Fakat geri dönerken de 5 yıl kaybettirdi gibi bir görüş var. İkinci görüşte hükümetin mümkün olan bütün ordu dışı opsiyonları sonuna kadar kullandığını, denediğini ve ancak onlar başarılı olmadıktan sonra yavaş yavaş askeri müdahaleyi gündeme getirdiğine dair daha destekçi bir görüş var. İki görüşün de kendilerine göre doğru ve yanlış durumları var. Fakat şu noktada hükümetin söylem olarak ve yapacaklarını iddia ettikleri hareketler bakımından geleneksel Kürt politikasına geri dönüşün sinyallerini verdiklerini düşünüyorum ben. Açılım sürecinde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bu konuda da eleştirenler yeterince derinlemesine inmedi, yeteri kadar samimi olunmadığı konusunda eleştiri yapıyorlar. Bu açılımı destekleyenler de bugüne kadar ya hiç yapılmamış kadar kapsamlı bir çalışma yapıldığını bu konuda ifade ediyorlar. Bu açılım süreci birçok kırılma noktası oldu. Fakat Türk halkı için zannediyorum ki bir numaralı kırılma noktası Kandil'den inişler ve Kandil'den inişler sırasında kullanılan sözler ve hani inişin bir özür niteliğinde değil bir zafer niteliğinde olduğu meselesinde Türk halkının bu demokratik açılımla ilgili bütün desteğini ortadan çıkardı. Fakat öte yandan da PKK gözünden duruma bakarsak AK Parti'nin bu meseleyi PKK ve BDP bakımından bakarsak AK Parti bu meseleyi eğer çözerse PKK ve BDP'ye gerek olmayacak endişesiyle belli noktalarda süreci çok ciddi sürüyüp belli noktalarda da sabote ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anda hükümetin bir numaralı gündemi bir taraftan asker dışı müdahaleleri daha detaylı bir şekilde formüle ederek bir yandan da daha önce defalarca sözünü ettikleri özel bir 4000-5000 kişilik birlik yaratıp bununla birlikte PKK'yla savaşma noktasına gelmiş vaziyette. Dolayısıyla 2011 özetlemem gerekirse Türkiye'nin AK Parti öncesi geleneksel devlet politikasına geri döndüğü bir sene oldu bana kalırsa. PKK saldırıları 2011 boyunca devam etti ve Türkiye'de büyük tepki uyandırdı. Türkiye'de sınır ötesi operasyonlar dahil birçok askeri yola başvurdu. Bağdat hükümeti ve Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminden Türkiye'ye bu konuda destek geldi mi sizce yeterince? Bu konu bir sorun yaratabilir mi 2012'de? Tabii 2011 birçok açıdan PKK'nın geri dönüşü olarak kabul edebiliriz. Çünkü geçtiğimiz 10 yıl içerisinde hiç verilmediği kadar şehit verildi ve PKK saldırıları hiç olmadığı kadar yaygın ve hiç olmadığı kadar ölümcül bir hal almış durumda. Bu noktada Bağdat hükümetinin PKK'ya karşı söylem dışında pratik olarak bir şey yapmasını beklemek çok mümkün değil. Çünkü zaten Kuzey Irak Kürt yönetimi ile Bağdat arasında çok büyük bir kopukluk var. Öyle ki Kuzey Irak Kürt yönetimi hiçbir şekilde kendisini Bağdat'a bağlı veya İran bir parçası olarak kabul etmiyor. Bayraklarına, kendi işte peşmergelerinin üniformalarına ve üniforma üzerindeki bayraklara bakarsanız devletleşme ile ilgili bütün simgelere ve sembollere bakarsanız Bağdat veya Irak'la ilgili hiçbir referans yok. Yani orada tam manasıyla bir Bağdat'tan bağımsız bir bölge söz konusu. Dolayısıyla Bağdat'ın
o bölgeye etkisi ve özellikle hani dağlık alandaki etkisi çok çok zayıf. Sorunuzun öteki bölümünde peki Kuzey Irak Kürt yönetimi bir şey yapabilir mi bu konuda? En son geçtiğimiz haftalarda Kuzey Irak Kürt lider Barzani bu konuda çalışmalarının olduğunu ve yardım edebileceğini söyledi. Ancak şöyle bir gerçek var ki Barzani elindeki peşmergelerle bile PKK pozisyonlarına saldırabilecek ve onları o pozisyonlardan itecek bir güce sahip değil. Bu noktada yapılabilecek işbirliği eğer olursa Türkiye'nin sadece hava kuvvetleriyle ve sınırlı birliklerle değil, daha geniş bir sınır ötesi operasyon yaparak PKK'nın bütün dağ pozisyonlarını ele geçirmesi ve bütün bu pozisyonları peşmergelere devretmesi üzerinden bir hareket olabilir. Bu konuda da Kuzey Iraklı Kürt liderlerin hem diplomatik baskıyla fakat bir taraftan da kazançlarına gelecek şeyleri önlerine sunarak hem bir taraftan Amerika'da işte sopa ve havuç dediğimiz yani bir taraftan bir şeyleri vaat edip bir taraftan da uyarı vererek belli bir hareket yapılabilir. Bunun için öncelikli olarak Suriye ve İran meselesinin gündemde olmaması gerekiyor. Çünkü Türkiye olası bir kriz durumunda Suriye ve veya İran'a karşı bir askeri en azından savunmaya geçebilecek kadar bir birliğinin bulunması gerekiyor. Ve Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyon yapıldığı zaman Suriye ve İran'dan gelecek tehdide biraz daha açık kalıyor Türkiye. Dolayısıyla Kuzey Iraklı Kürtlerle birlikte bir ortak bir operasyon 90'ların başında yapıldığı gibi yapılması için öncelikle ne Kuzey Iraklı Kürtlerin ne de Türkiye'nin İran'dan veya İran'ın yapabileceği bir şeyden çekiniyor olması gerekiyor şu noktada. Sayın Ünver, Amerika Irak'tan çekilecek yıl sonunda. 2012'de bu Türkiye için bir sorun yaratabilir mi? Eğer Irak'ta asker çekildikten sonra bir karışıklık yaşanırsa. Siz bir iktidar, bir güç boşluğu olabilir diye düşünüyor musunuz Irak'ta? Ben kesinlikle düşünüyorum ve onu da kısa vadede İran'ın dolduracağını ve Türkiye'nin özellikle Kuzey Irak'ta Kürt siyasetinin tamamıyla değişeceğini tahmin ediyorum. Ve Türkiye'li Kuzey Irak Kürtler arasında çok iyi bir, yani ittifak olmasa bile çok iyi bir işbirliği olacağını tahmin ediyorum. Bunun da en önemli halkası İran. Türkiye, Kuzey Iraklı Kürtleri İran etkisine karşı kesinlikle destekleyecektir. Ve Şii etkisinin Irak'ın yarısına, yani Bağdat'ın batısına geçmesini engellemek isteyecektir kesinlikle. Amerikan askerlerinin çekilmesi Türkiye için de, bölgedeki diğer bütün ülkeler için de, İran dışında belki, büyük bir sorun. Çünkü Irak hükümetinin ne kadar kendi güvenliğini sağlayabileceği çok büyük bir muamma. Şu noktada Irak hükümetine, Bağdat hükümetine daha doğrusu, İran'la başa çıkabilsin diye çok ciddi silah transferleri yapılıyor. Ve özellikle Türkiye örneğinde bakarsak tank savar ve uçak savar roketleri göndermeye başladı Bağdat hükümetine. Dolayısıyla Amerika'nın Irak'tan çekilmesi çok ciddi bir Şii genişlemesi ortaya çıkartacak. İran'ın etkisinin çok ciddi şekilde artmasına sebep olacak. Bu konuda kaygı duyuyorsunuz, yani askerler çekildikten sonra bir sıkıntı yaşanabilir diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Akın Ünver. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.